Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu geçen hafta memleketi Mersin'de yoğun bakıma kaldırılmıştı. Oyuncu bugün tedavi gördüğü Mersin'de hayatını kaybetti. Ölüm haberini Mesyat Yönetim Kurulu üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Ihlamurlar altında Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayber Pekcan hayatını kaybetti. Dervişoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, abim, Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı. Pekcan, Ekim ayında sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmişti. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu kemoterapiye başladığını duyurdu. Pekcan, sosyal medyadan şu ifadeleri kullanmıştı. "Sevgili dostlar, 10 gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü en büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla." Ayberk Pekcan, Türk sinema ve dizi oyuncusu, 22 Mayıs 1970'te Mersin'de doğdu. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümü ana sanat dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başlamıştı. Oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.